Selamünaleyküm dostlar. Bu haftada kitapla muhabbetle tekrar sizinle buluştuk ve bu haftanın anlatacağımız kitap herkes için siyer, Muhammed Emin Yıldırım ve Bekir Dever'in yazmış olduğu kitabı sizlere ve daha doğrusu Hatice'ye anlatmaya çalışacağım. Bu haftanın kitabı herkes için siyer kitabı. Bu kitaptan iki tane var. Bir Mekke dönemi, bir de Medine dönemi olmak üzere ikiye ayrılıyor. Biz bugün Mekke dönemi üzerinden konuşacağız. Mekke dönemi üzerindeki kitabı neyi anlatıyor, nasıl anlatıyor onu anlatacağız. Herkes için siyer kitabı Muhammed Emin Yıldırım burada soruları cevaplayan noktada, Bekir Develi soruları soran noktada. Bu ne demek oluyor? Yani bu kitap bir muhabbet eşliğinde gidiyor. Böyle bildiğiniz bir muhabbet ortamı var, meclis ortamı ve burada Bekir Develi soruları soruyor, Muhammed Emin Yıldırım cevaplıyor. Böylelikle kronolojik bir sıralamayla, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kronolojik bir sıralamayla muhabbet eşliğinde hayatını anlatmaya çalışıyorlar. Bu bir tarih kitabı tarzında değil tabii ki de, böyle tarihsel işte 1986'da böyle oldu falan gibi değil. 1986'da da olmaz zaten, de çok saçma oldu ama neyse işte tarihsel değil yani, onu demek istiyorum. Burada Bekir Develi ile Muhammed Emin Yıldırım bir derdi var. Peygamberimizin hayatında yaşadığı zorlukları bir takım örnekleri alarak gündelik hayatımıza nasıl taşıyabiliriz derdindeler. Ve bunun üzerinde peygamberimizin hayatını anlatmaya çalışıyorlar, okumaya çalışıyorlar, bunu söylemeye çalışıyorlar. Böyle bir sıralamayla gidiyor. Ben bu kitabı okurken aklıma ne geldi biliyor musun? Devlet kitabını anlatmıştım daha önceden. Platon'un yazmış olduğu devlet kitabı. Orada da demiştim ki Sokrates bir mecliste yine muhabbet eşliğinde ideal bir devleti kurmaya çalışıyorlar. Yine muhabbet eşliğinde. Ben şunu anladım. Galiba şöyle bir şey var. Gerçekten şöyle bir etki var. Muhabbet eşliğinde yazılan kitapların kalıcılığı daha etkili oluyor sanırsam. Ve akıcılığı da aynı şekilde. Biraz o şey var yani. Sanki o ortamdaymış gibi hissediyoruz. Olabilir ama o sanki meclisin içindeymişiz. O konferansı biz alıyormuşuz gibi. Olabilir. Ya bunu da bu kitapta bir kere daha görmüş oldum. Diyelim be bu kitabın devamında nasıl? Bu kitap şöyle başlıyor. Niçin siyer okumalıydan başlıyor. Sonra nübüvvet öncesini anlatıyor peygamberimizin. Daha sonrasında vahiy süreci. Ondan sonra efendime söyleyeyim muhasara, boykot dönemleri vesaire derken böyle gidiyor. Ta ki Medine'ye hicrete kadar geçiyor bu süreç. Bu 14 bölümden oluşan bir kitap. 259 sayfadan oluşuyor bu arada. Bu kitabın işte en güzel özelliklerinden bir tanesi sanırsam şu. Allah Resulü'nün hayatında bazen böyle şu anda okuduğumuz zaman sağda solda bazı böyle şeylerle karşılaşırız. Ne derler ona? Terimsel ifadelerle karşılaşırız. Bu terimsel ifadeleri ya Muhammed Emin Yıldırım söylediği zaman açıklıyor altını ya da Bekir Develi öyle bir terim geçtiği zaman soru soruyor. Böylelikle okuyucu şöyle bir rahatlığa kavuşuyor. Okudum geçtim terimi değil. O terimi anlıyor ve geçiyor. O şekilde oluyor. Bu anlamda güzel oluyor. Burada bir güzel nokta da şu var. Bekir Develi bazı yerlere böyle tepkileri de koymuşlar kitabın içinde. Mesela bir şey söylüyor Bekir Develi, Muhammed Emin Yıldırım. İlginç bir şey. Allah Allah diye orada mesela yazmışlar. Sanırsam kitap içinde okurken heyecanı arttırsınlar diye böyle yapmışlar. Bu da güzel bir nokta olmuş bence. Ve ayrıca bir şey daha var. Kitabı böyle söylediklerini desteklemek mahiyetinde QR kodları var. QR kodlarıyla böylelikle mesela bazı yerlerde okutuyorsun QR kodunu. İşte orada ne anlatılıyorsa bazen bir aileyi anlatıyor. Ailenin şematik bir şekilde silsilesini gösteriyor. Ne bileyim başka bir şey, başka fotoğrafları gösteriyor. Böylelikle QR kodlarıyla da anlattıkları desteklenmiş oluyor. Daha öncesinde ben Muhammed Emin Yıldırım kitapları anlattığım zaman bazı farklı şeyler görüyorum. Muhammed Emin Yıldırım siyer alanında bayağı araştırma yapmış bir kişidir. Siyer Vakfı'nın da kurucusudur. Bunun için Muhammed Emin Yıldırım'ın anlattıkları benim nazarımda biraz daha önemli. Çünkü çok araştırmış bir kişi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını. O noktada bazen hatta bazı noktalarda normal bilinenin dışında şeyler söylüyor ki bu da kitabın ayrı bir havasını katıyor. Ayrı bir bizlere örnek olacak nitelik taşıyor. Diyelim ben bu herkes için siyeri bu şekilde anlatacağım. Senin eklemek istediğin, bu arada ben bu kitabı 10 üzerinden 9 verdim. Bir puanı niye kırdım? O da nazarlık olsun. Öyle verdim. Sen bu kitap için ne dersin? Bu kitabı okur musun? Bu kitabı? Biraz sen beni yönlendiriyorsun aslında. Daha çok övünce beni daha çok yazıyorsun. Ne yapayım ben gördüğümü anlatıyorum. Ama zaten senin yazar adını söyleyince ben direkt gittim kitabımı getirdim. Bekir Develi'nin böyle o konuşma sohbet havasında kitaplarını ben çok severim. Yani bir tane daha okuyabildim ama bir tane daha okumak istersen bundan başlarım. Yani bu kitabı çok severek okumuştum. O kitap ne? Bu Fabrika Yarı. Ben okumadım bu kitabı. Ben okumadığım için önermiyorum arkadaşlar. Öyle bir şey yok. Ben okumadığım kitabı önermem. Bence oku. Bu Hatice'nin önerisi. Hayat inançla Bekir Develi. Burada da mı sohbet işinde gidiyor? Orada da öyle gidiyor. Hani bunu okuduğum için Bekir Develi'nin zaten sohbetine biraz daha ısındığım için okurum onu. Yani diyorsun. İkinci Bekir Develi'nin sohbet yaptığı kitabım bu oldu. Eyvallah. Yani kaç puan verirsin diyeceğim de okumadın ki. Okumadın tamamdır. Ama 9 veririm nazarlı olsun. Ben bir dahakine de Medine dönemini okurum.
Onu da bir bakalım nasıl gidiyor, nasıl şey işlenmiş falan. O anlamda güzel olur. Diyelim bugünkü kitapla muhabbetimizi böylelikle noktalayalım arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Herkes için Siyer kitabını bence okuyabilirsiniz. Herkes için Siyer gerçekten herkesin anlayabileceği noktalarda anlatılmaya çalışılmış bir kitap. Ve böylelikle peygamberimizin hayatını bu... son bir şey söylemeyi unuttum. Peygamberimizin, benim bir kardeşinizin tavsiyesi diyebilirim. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını, yani Siyer'i yılda en az bir kere okuyun. Ve farklı yayınlarda okuyun. Ben bunu sizlere tavsiye niteliğinde söylemek isterim. Buyurun. Sen bunu bana geçen yıl dediğinde, hı-hı, ben de seninle beraber başladım. Ama bunu sana söylememiştim. Valla bak. Her senede bir kere okuyorsun yani. Senede bir kere okuyorum. Yani çok güzel. Senede bir kere okumakta fayda var. Çünkü peygamberimizin hayatı bizlere örnekse, bunu ağzımıza söylüyorsak her defasında hatırlamakta fayda vardır. En az yılda bir kez okuyun ve farklı yayınlardan okuyun ki belki birinin gördüğünü başkası görmez. Ya da birinin yanlış söylediğini başkası doğrular. Böylelikle ortaya sizin kafanıza bir şey anlaşılmış olur, bir şeyler çıkmış olur. Ve bunu okurken de bir tarihsel gibi okumayın yani. Öyle kitaplar da okuyabilirsiniz ama peygamberimizin hayatını örnek ya. Yaşadığı zorluklar, yaşadığı şeyler, bizlere nasihatleri, hepsi birer örnek, hepsi birer hatırlatmadır diyelim. Ve böylelikle videomuzu noktalayalım. Allah'a emanet olun. Kitapla muhabbetlerde yine de buluşmak üzere. Ne demiş biliyor musun? Sohbet gönlün dile gelmesidir yani.